kendi rızası olmadan kooperatifin malı üzerinde nasıl tadilat yapıyoruz, onu anlayamadım. Yani mal sahibi... Betçin Başkan, şöyle ortada bir kooperatif yok. Biz kooperatif, ya şimdi, 1980'de yazılan bir kooperatif. İşte bu vatandaşın arayıp bulması gerekiyor olan, mahkemeye giderek bulması gerekiyor olan bir şey, o bizim işimiz değil. Vatandaş resmi olarak başvurusunu yapmış, biz de resmi olarak kooperatifimize yazımızı yazıyoruz. Bakın, vatandaş dava açacak, o 84 metrekarenin sahibinin olmadığını, o hazineye devredilecek. Ondan sonra o hazineden satın alacak orayı veya birleştirecek. Şimdi bakın, o 84 metrekare üzerinde siz tadilat yapıyorsunuz. Bu şeyin sahibi var, yok, kooperatif ölmüş, Amerika'ya gitmiş, o bizi ilgilendirmez. Bunu çözmek o müracaat eden vatandaşın görevi, bizim görevimiz değil. Biz niye yazı yazıyoruz? Kooperatif ne, kapanmış gitmiş, bana ne yani belediye olarak? Bizim görevimiz değil o. Bu vatandaşın, bu inşaatı yapan vatandaşın, kooperatifin neyse, şirketin görevi bu. Ben şunu diyorum, o 84 metrekarelik yerin sahibi kim olursa olsun, ölmüş bir insan olabilir, sahipsiz birisi olur, kaybolmuş birisi olabilir, ama o vatandaşın malı üzerinde onun rızası olmadan tadilat yapmak suçtur yani. Adam yarın dava açarsa ne olacak? Vatandaş gerekli mecralara başvurusunu yapmış ama herhangi bir cevap alamamış. Herhangi bir cevap alamadığı için... O zaman dava açacak. Bakın, mahkemeye gidecek. Avukatlar daha iyi bilir bunu. Mahkemeye gidecek. O malın sahipsiz olduğunu, sahibinin bulunmadığını ispat edecek. Mahkeme de o sahipsiz olan yeri hazineye, millemlaka devredecek. Vatandaş millemlakla muhatap olacak, alacak, satacak, verecek, neyse. Ama siz böyle, efendim buranın sahibi yok, kooperatif gelmedi, gitmedi deyip de üzerinde tadilat yapamazsınız. Bu bizim belediyenin yetkisi dışında bir şey. Olmaz böyle bir şey. Mal sahibi yok ortada, siz tadilat yapıyorsunuz. Ama o parça üzerinde tadilat yapıyorsunuz. Arsa üzerindeki tadilatı şahıslara verip kime verirsen ver, belediye de alsın. Olmaz. Tadilat ya, adamın malını tadil ediyorsun, değiştiriyorsun. Şeklini değiştiriyorsun. Evet, onu kime verdin, belediye aldı veya başka bir yer aldı meselesi değil. Yani ben şunu ifade etmeye çalışıyorum. Mal sahibi ortada yokken bir malın, bir gayrimenkulün, bir arsanın, bir parselin sahibi bulunmadan o parsel üzerinde tadilat yapamazsınız. Yok böyle bir şey. Burada bakın, hata yapıyoruz. Bu böyle bir tadilat olmaz. Bu sahibini bulacaksınız, ya istinmak edeceksiniz, neyse, ya rıza razı edeceksin veya o vatandaş onunla anlaşacak. Vatandaş bulamamış, bize diyor gidin bu adamı bulun, yani biz adamı niye biz arayalım ki? O vatandaş arasın, o bulsun. Bulamamışsa bana ne, belediyeye ne? Vatandaş diyor ki biz başvurumuzu yapıyoruz diyor, ulaşamıyoruz. Biz de diyoruz ki vatandaşı bir kontrol amaçlı diyoruz ki biz de bir başvurumuzu yapalım, biz de bir görelim. Yapamazsın. Bizler de yazıyı yazıyoruz, muvaffakatın var mıdır diye. Oradan da sonuç alamıyoruz. Sonuç alamayınca biz bu adamlara bu arsayı tahsis ediyoruz. Başkanım, bakın yanlış yapıyorsunuz. O bizim işimiz değil. Bizim şöyle belediyenin başkanım, görevi değil o. Orada o adam kaybolmuş, gitmiş, gelmiş, ölmüş. Beni enterese etmez, kooperatifmiş. Bu bizi ilgilendirmez. Bunun çözümünü vatandaş yapacak. Ben onun namı hesabına, onun avukatlığını niye yapayım? Niye onun işini ben takip edeyim, vatandaşın işini? Belediye olarak. Niye o sahipsiz arsa üzerinde tadilat yapalım? Böyle bir şey yapamazsınız ki. Böyle bir şey yapmaya hakkımız yok yani. Yetkimiz de yok. Anlaşıldı Beşiktaş. Evet. Başkanım, bu konuyu biz tekrardan görüşüp bir daha gerekli meclise alalım. Ona göre bir karar verelim. Ertelemeyelim. Bunu tekrar bakın arkadaşlar. Tamam. Gündem maddesinin ertelenmesini oylarınızda tutuyorum. Kabul edenler, etmeyenler çekilir.